Hastane yeri mevzusunda bir gelişme var mı? Yani insanlar bunu merak ediyor. Evet. Hastane yeri konusunda çalışmalar devam ediyor. Bu tamamen Sağlık Bakanlığı'nın kontrolünde süren bir çalışma. Şu anda Ankara yolunda belirlenen hastane yeriyle ilgili zemin etüt çalışmaları devam ediyor. Bakanlıkla geçen hafta vekilimizle beraber gittiğimizde bu bilgileri tekrar bize teyit ettiler. Orada çalışmalar sürüyor. İnşallah oradaki zemin etüt durumuna göre hastanenin yapılma çalışmaları en kısa sürede başlayacaktır. Yani burada biz her türlü çalışmayı yani takibindeyiz. Yani bütün çalışmaları, bütün buradaki vatandaşın sorduğu konularla ilgili her zaman biz bu işlerin takipçisiyiz. Ankara'da sayın vekillerimiz, burada yine biz gerekli kurumlarda bu işleri takip ediyoruz. Sayın Başkanım, malum olduğu üzere Ankara'mızda bir siyasi boşluk maalesef var. Niye diye sorarsanız, il müdürlerinin, herhangi müdür hangi bölümde olursa olsun, siyasetteki boşluktan dolayı vatandaşa veyahut da kendi bölümündeki hizmeti aksattığı yönünde bir takım kaybeden ve söylentiler var. En son örneği Çankırı Devlet Hastanesi'nde tomografi cihazıyla alakalı yaşanan bir mevzu vardı. Kızılcahamam Üniversitesi'nde iki kesitli olan devlet hastanesindeki iki kesitli tomografi cihazının Çankırı'ya alınması yönünde teklifte bulunuldu. Bunun için bir zorlama yapıldı. Çankırı'daki tomografi cihazının sağlam olmasına istinaden bozuk gösterilerek iptal edildiği, vatandaşların mağdur edildiği, devletin zarara uğratıldığı, bununla alakalı söylentiler var. Sağlık İl Müdürü görevden alındı. Fakat eğer ki bu iddialar doğru ise, bu iddialarla alakalı gerekli mercilere soruşturma başlatılması yönünde bir talebiniz olacak mı? Şimdi öncelikle bir bilgi düzeltmesi yapmak isterim. Sağlık Müdürümüz... Bunlar iddia. Tabii yok. Sağlık Müdürümüz kendisi iki ay öncesinden görevden ayrılacağı yönünde istifa dilekçesini vermişti. Yani herhangi bir görevden alma durumu söz konusu değil. Bu söylemiş olduğunuz tomografi cihazı ile ilgili yani bizim dönemimizden önce olan bir hadise. Bu tomografi cihazının Kızılcahamam'dan getirilmesi, alınması. Evet. Biz onları hani onunla ilgili ona ilişki zaten durduruluyor. O işlem durduruldu. Sonrasında hastanenin ihtiyacı olan tomografi cihazı ile ilgili yine Sağlık Müdürlüğü ve başhekim vasıtasıyla yeniden bir tomografi cihazı temini yoluna gidildi. Burada da bakanlık yeniden bir tomografi cihazı alınmasını uygun bulmuyor. Yani satın alma değil de başka bir hastaneden alınması veyahut da hizmet satın alma yoluyla ihale suretiyle işte 3 yıllık süreyle tomografi cihazının kiralanması ve işletilmesi yönünde bir ihaleye çıkma durumu söz konusu. Burada da bir ihale yapıldı. İhale süreci şu anda devam ediyor. 3 milyon liralık tomografi cihazını 3 milyon liraya kiralanacağı yönünde bir söylenti bu, var. Bu ihale tabii ihale sonuçlanmadı. Yani şu anda daha yani sonuca ermedi ve kesinleşen ihale süreci yok. O da yeniden takip edilecek. Yani burada devletin hani bir kuruşu bile zarar uğratılmadan gereken neyse bu da hem bürokrasi kesiminde hem bizlerin de takibiyle gerekenler yapılacak. Biz yine bakanlığa gittiğimizde bunları takip ettik vekilimizle beraber. Orada da yine aynı şekilde bu ihalenin tekrar edilip edilmeyeceği veyahut da yeniden bir fiyat değerlendirmesi yapılıp yapılmayacağı konusunda çalışmalar sürüyor şu anda. Ayrıca o dediğiniz konularda yani biz zaten bu sağlık konusunda bu soruşturma konusunda biz kesinlikle biz bir taraf veyahut da bir yönde bulunmuyoruz. Tamamen bağımsız şekilde hem yargılamalar hem denetlemeler, müfettiş raporları. Bunlarla ilgili de bir herhangi bir çünkü biz burada hani soruşturma makamı değiliz. Herhangi bir iddia veyahut da bir konu olursa bunlar zaten bağımsız müfettişler, yani kamu kurumu ve yargı mensupları bu konuları değerlendirir. Bunda bizim bir söz söyleme durumu söz konusu değil. Varsa biz dediğimiz gibi, yani burada kesinlikle hiçbir şekilde bir zarar uğratma kim olursa olsun, hiçbir şekilde biz bunun yanında veya arkasında değiliz. Burada gereken neyse her türlü açığa çıkması yönünde biz de elimizden gelen gayreti gösteririz. Sağ olun. Şimdi size bir şey sormak istiyorum bununla ilgili devamlı. Evet. Şimdi hasta mahremiyetini ihlal ve ciddi suçlamalarla ilgili Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı'nın raporu var ve bu raporda belgelerle, kamera görüntüleriyle bu işin delillendirildiği yönünde rapor hazırlamış. Evet. Teftiş Kurulu Hukuk Müşavirliği bunu onaylamış. Çankırı Valisi de bunu yargı yolları açılması yönünde imzalayıp göndermiş. Şimdi bu kadar ciddi noktaya gelmişken dahi aynı kişilerin aynı görevlerde devam etmesi bir zafiyet oluşturmaz mı? Mesela geçtiğimiz günlerde bir hastanın Ankara'da yer bulması noktasında hem bir sıkıntı yaşandı
Hem bunun yanında bu hastaya verilmesi gereken, çünkü kan değerleri düşmüş, her ilaç verilemiyor ve bu neredeyse kan dolaşım sistemi durup vefat yönüne, hayatını kaybetme yoluna dahi gidecek noktaya gelmiş. Ama orada bununla ilgili yedekte depoda bir ilaç dahi bulundurulmuyor. Yani burada bir yönetimsel bir zafiyet de var ama ne hikmetse bu konuda hiçbir adım yapılmıyor. 5 ay önce bir basın toplantısı düzenledi. Bunların hepsini halledeceğiz, düzelteceğiz dedi. Ama baktığımız zaman hep geriye doğru gidiyor. Yine bununla ilgili ben böyle bir haber yaptıktan sonra 5-6 tane daha aynı şekilde kanser hastası. Biz de bu durumları yaşadık. Biz de ilacımı aldım geldim. Hastanede enjekte edecek kişi bulana kadar ölüyordum şeklinde. Belgeleriyle birlikte bu tarz şeyleri söylediler. Yani bu sadece bir kişinin değil, genel manada böyle bir sağlıkta sorun olduğunu gösteriyor. Yani bu noktalarda ne gibi çalışmalarınız, ne gibi düşünceleriniz olacak? Şimdi Ercan Bey, malumunuz olduğu üzere daha öncesinde başhekimin görevden alması ve uzunca bir başhekim ataması süreci gerçekleşti. Sonuçta genç çalışkan bir başhekim arkadaşımız atandı. O da ekibini kuruyor, oluşturuyor şu anda eksikleri hem acil kısmında hem diğer kısımlarda. O boşluklar şu anda değerlendiriliyor ve tamamlanıyor en kısa sürede inşallah. Yine sağlık müdürümüz istifa ettikten sonra yine sağlık müdürü ataması da şu anda yani bakanlık vasıtasıyla değerlendiriliyor. İnşallah en kısa zamanda onlar tamamlanıp sonuçlandıktan sonra buradaki bütün o eksikler, halkın şikayeti, ne yapılması gerektiği konusunda her türlü çaba sarf ediliyor. En üst düzeyde bu dediğiniz hasta sevgi konusunda yani vekilim de onu anlatacaktır. Ben de hem bizzat çayda olduğum için yani Sağlık Bakanı'nın bizzat görüşerek bu sevgi zincirindeki yaşanan sıkıntıları Halim Bey bizzat kendisine iletti. Ya sonuçta burada bir 18 saat ya da 25 saat yani, hasta yani bu uzun bir zaman değil mi? Yani bunu buradan, birisi yaptı yapmadı. İşte buradan kaynaklanan bu çankırıdan kaynaklanan bir durum değil. Yani karşı taraf zaten bunu şey evet. Tutamıyoruz. Tabii, devlet hastanesi 112 tabii. Komutan merkezinden söylemiyorum. Sağlık sisteminin genelinde yaşanan bir konudan bahsediyoruz. Yani mesela şimdi atıyorum Kızılcahamam ilçesindeki bir hastayı Ankara Şehir Hastanesi acilinde kabul etmek durumunda protokolü var. Eğer bunlar çözülmüyorsa Çankırı'da bir protokol yapsın şehir hastaneleriyle bizim hastamızı kabul etsin. Eğer biz burada bu şeyleri getiremiyorsak hiç olmazsa bu şekilde bir protokol yapalım. Biz bir Kızılcahamam gibi bir Çubuk gibi bizim hastamızı da onlar şehir hastanesi kabul şey olduğu için yani il içerisindeki şeylerde, sektörde onlar yani hem Ankara'nın ilçesi olduğundan tabii sıkıntı yani yaşamıyor. Şimdi mesela Kurşun'dan gelen bir hastayı burayı ben almam deme lüksü olmadığı gibi biz de bu sorunları çözemiyorsak biz böyle bir talepte bulunalım o zaman şehir hastanesi bizi almak mecbur kalmıyor. Onu biz notumuzu alalım, yani. Şey yapalım, gerekli yerine iletelim burada. Protokol mü oluyor veyahut da başka bir sektör. Evet. Çünkü burada hani bizzat bakana yani bakan yardımcısı hatta bakana bu konular iletildi yani 110-120 kilometrede bu kadar sürede bir hasta kabul nasıl olmaz? Çünkü üniversite hastanesinde aranıyor diğerleri. Ya bu yıllardır yaşanan bir sorun. Çok öncesinde de kaynaklanan bir durum. Bunu da aşmak için biz gerekli çalışmalar yapıyoruz. Hatta bir kadem ötesi bu Çerkeş, Kurşunlu, Atkarcar civarındaki trafik kazası veya hasta sektöründe birinci önceliği olarak Çankırı'ya geldiği zaman kaybı. Buradan tekrar işte Ankara'ya gitmesi. Biz burada o tür ağır kazalarda, sevkin direkt Ankara yapılması konusunda da vekillerimiz gerekli girişimde bulunuyorlar. Yani bunlarla ilgili hastanın en hızlı şekilde tedavi görmesi için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah bundan sonra da bu eksikleri inşallah yavaş yavaş burada dediğim gibi tespit ediyoruz şu anda. Yani ne var, nerede bir yanlış var, nerede bir hata var bunları sağlam bir şekilde. Şimdi hani ya bir duyum aldık hemen hurra işte bunu biz yıkalım işte göçertelim falan değil de ya nasıl çözeriz? Burada hani hem siyasette barışı sağladığımız gibi bürokraside de bütün kurumlarda biz bu barışı sağlamak için uğraşıyoruz. Çünkü birlik beraberlik içerisinde olduğumuz zaman başarı elde ediliyor. Yoksa öbür türlü bir iki başlılık, üç başlılık veyahut da bir kurum arası çatışma olduğu zaman da ya başarı elde edilemiyor maalesef. İnşallah bundan sonra da gerekli çalışmalar yapıyoruz. İşte yani kurum bazında, bürokrasi bazında da inşallah ilerleyen zamanlarda da daha neticeli, daha verimli çalışmalar bürokrasi alanında da gerçekleşecektir diye umut ediyoruz inşallah. Hastanın yeri konusunda çalışma yapılıyor denildi ya, bu aynı yerde. Aynı yer. Evet, alacağım. Yalnız orada zemin içinde opur çıktı söyleniyor. Şey. Ya bir kere bir öyle bir şey oldu, tekrar yeniden bir yani gene bütününle bir çalışma yapılıyor. İnşallah onun sonuçlarına göre değerlendirme yapılacak yani. Evet.
Sayın Bey, tamam. Size sormak istiyorum ben. Çankırı önemli büyük proje, Kızlar Yolu Barajı gibi, işte önemli bir karayolu çalışması, koşulunu, Korgun Yolu gibi. Bunlar şu anda bir hareketlenme yok. Bunlar yani yatırımlar durdu mu, beklemede mi, bununla ilgili ne zaman faaliyete geçecek bu çalışmalar? Çankırı'nın en önemli projeleri Kızlar Yolu ve Kurşunlu Hoca Hasan mı diyor? Hayır, Kızlar Yolu projelerinde... Kurşunlu tarafından bahsediyor. Yani. Şimdi bunlarla ilgili hepsini takip ediyoruz. Geçen bölge müdürümüze, devlet su işleri bölge müdürümüze gittik. Onunla bu konuları paylaştık. Ve hatta bizim işte köyleri gezdiğimizde Ilgaz'da sarı kılçık pirincimiz var. Bileniniz vardır. Orada çiftlik, sarmaşık, yer kuyu ve çertikbaşı köylerinde ekilen bir pirinç türü. Bununla ilgili sulama kanallarını yapılmasını, ayrıca işte burada dut ağaç ve hangi köy? Değil. Köyümüzle ilgili sulamanın sağlanmasıyla ilgili handırı göletinden. Bunlarla ilgili taleplerimizi ilettik. Ve bunu da söyledikten sonra dediğiniz gibi barajımızla ilgili de konuştuk. Şu anda ödenek imkanımız olmadığı için yeterli bir destek alamıyoruz. Yolumuzla ilgili de aynı şekilde Kurşunlu Korgun arası. Ve bunun haricinde bir de bizim Çerkeş'ten Şabanüzü'nden çubuğa çıkan diğer yolumuzla, ekonomik yolla ilgili de çalışmamız var. Bunların hepsinin takipçisiyiz. Ayrıca Karayolları Bölge Müdürlüğümüzde 25 tane noktada tespit çalışmaları yaptık. Kavşak, işte seviyeli kavşak, alt geçit, üst geçit şeklinde. Bunların da hepsinin bilgilerini aldık, dokümanlarını Sayın Ulaştırma Bakanımızla, Grup Başkan Vekilimizle, İl Başkanımızla beraber gidip bunların ödeneklerin aktarılması, sağlanması yönünde çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah yani hepsi takibimizde ama... Yani İnşallah oraya bir... Yani asansör var, 3 yıl önce faaliyete girmiş, tek üst geçidi var şehrin, onun da daha asansörü yapılamamış. Yani şimdi yani onu eş zamanlı olarak, Ercan Bey, onu eş zamanlı olarak hükümet konağında, hükümet konağı yapılırken eş zamanlı olarak yapılabilmeliydi. Evet, yapılmalıydı. Ben de aynı şeyleri düşünüyorum. Tabii oraya şu anda radar konularak hız sınırıyla ilgili biraz daha sakin geçilmesi, tehlikeyi azaltılması anlamında bir tedbir alındı. Ama bu dediğinizde yapılmalı. O resminizi... Yorgun hasta birinin o yukarı çıkmasından bahsediyor. Anlıyorum da oradan vatandaşımız tembelliğinden yukarı köprüyü kullanmadan aşağıdan karşıya geçiyor. Böyle bir durum da var. Yani ben oradan geçen adamım. Sizler de oradan geçiyorsunuz. Hız sınırıyla ilgili de öyle bir tedbir alındı ama. Tamam, yaşlılarımızla ilgili ben o fotoğrafı gördüm. Dediğinize katılıyorum. Eş zamanlı olarak takip edilmeliydi. Ama inşallah Sayın Valimize de paylaşırız, onu hızlandırırız. Doğru söylüyorsunuz. Biz bu eleştirileri her zaman açız arkadaşlar. Bakın hiçbir sıkıntı yok. Ama şunu demek isterim. Ya basının işi sadece iktidar partisini yermek olmamalı. Hiç mi yaptığımız güzel bir şey yok? Şimdi Ercan kardeşim bahsetti. Dedi ki raporlar var. Bunlarla ilgili zimmet var. Para yemişlik var. Yani sen bunları nereden alıyorsun, nasıl alıyorsun bilmiyorum ama benim bilgim yok. Devletin gizli bilgilerini, müfettişlerin gizli tutanaklarını nasıl alıyorsun bilmiyorum. Şimdi senin... Efendim? Haber kaynağı açıklama. Haber kaynağı açıklama. Şimdi şu da ilginç. Kararı da yok, onu da söyleyeyim. Şimdi şu da ilginç. Sağlıkla ilgili vermiş olduğunuz bilgilerde tebrik ediyorum. Ya mevzuatı çok iyi biliyorsunuz ya da çok iyi bir haber kaynağınız var. Ve bu haber kaynağı sizden başka hiç kimseye gitmiyor. Nasıl bir kaynaksa. Bunu da ilginç buluyorum. Ama bakın bir yanlış yapan, orada tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyen kim olursa olsun gözünün yaşına bakmayız. Ama siz bir şahısla ilgili sağlık senin tümünü hedef alırsanız bu yaptığınız yanlış olur. Zaten siz sağlık sen demiyorsunuz, vesayet sen diyorsunuz. AK Parti vesayetleri yıkmış bir partidir. AK Parti vesayetleri yıkmış ve bu saatten sonra da olabilecek vesayetlerin hepsini yıkacak bir partidir. Bunun özellikle herkes tarafından bilinmesini istiyorum. Şunun da altını çizerek söylüyorum. Bakın şimdi dediniz ki Elif Ünür hanımefendi. Elif Ünür hanımefendi ile ilgili yani o sevkle ilgili Nupojen. Evet, Nupojen ilacı. O ilaç yok ve bu ilaç bağışıklık sistemini güçlendiren bir ilaç. Bu hematoloji ve onkoloji bizim burada olmadığı için bulunmayan bir ilaç. Biz bununla ilgili hastamızı sokağa atmış, hadi bakalım ne halin varsa gör diye kaderine terk etmiş bir durumumuz yok ki.
Şimdi SEK'le ilgili olayın içerisinde olan benim. Sabah saat 10 itibariyle, saat 7'de SEK işlemine başlanıyor. 9.30-10 itibariyle benim bilgim oldu. Ve ben danışmanım talimatlandırarak onun yer bulunması ilgili çalışmaya başlattım. Çankırı'dan bu sadece bir tane hanımefendi değil ki. Siz sadece gitmeyeni bulmuşsunuz. Yani gitmeyen derken belirli bir saate kadar orada kalıp ondan sonra sevk edeni bulmuşsunuz. Ama bugüne kadar, bak Ercan Bey, bugüne kadar yüzlerce insanımıza, hem bizler, hem kamu hastanesinde çalışanlarımız, hem 112 elinden geleni yapmıştır. Ben size söyleyeyim, o gece 1.30'da bu hastamız Ankara'ya sevk oldu. Yani sabah saat 7.30'da sevk işlemi başlatılıyor. Akşam 1.30'da da, gece 1.30'da da sevki gerçekleşiyor. Gece saat 3'ü 10 geçe benim telefonum çaldı arkadaşlar o gece. 18 saat sonra gerçekleşiyor. Olabilir. Ama bu hastanın riski şu an için bir şey yok. Yani hasta sokağa atılmış bir durumda değil. Bir şey bakın Ercan Bey, bak burada bu hastamız anladığım kadarıyla farklı bir hastalık ve bu hastalığın tedavisi uzun bir hastalık. Oraya gelip de anlık müdahale iyileştirecek veya kötü olacak bir hastalık değil. Hanımefendi orada sosyal medyayı kullanarak bizlere de ulaştı. Bak biz onunla ilgilenmeye çalıştık ama yerle ilgili problem olduğu için, Ankara'da bu hastalarımızla ilgili yoğunluk olduğu için biraz gecikti. Buna da herkesin saygı göstermesi lazım. Bizim burada hastamız, bak gece saat 3-10 geçe. Ercan Bey, yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Ya sen nereden biliyorsun, doktor musun? Nereden biliyorsun ya? Bunlar bana bir izah et, belgele o zaman. Belgele. Bir belgeleyin. Diyorsunuz ki 3-5 tane hasta daha. Yok böyle bir şey. Ben hastaneyle ilgili dakika dakika takip ediyorum. En önemli iş bizim için sağlık. Biz insan sağlığını hiçbir şeyle değişemeyiz. Zikri fikri ne olursa olsun, kim olursa olsun, gece 3-15 geçe benim telefonum çaldı arkadaşlar. Bir bıçaklanma olayı. 20 santim kas kesilmiş, tendonları yırtılmış ve sinir sisteminde sıkıntı olmuş. Hacettepe'den başka da bu konuyla ilgili cerrahi bir müdahale yapacak nokta yok. Arkadaşımız sağ olsun gece gitti, doktoru bulamadık bak. Doktoru bulamadık. Gece gitti, arabaya binip hastanede doktoru bulduk, nöbetçi doktoru. Ondan sonra sabah saat 4.30-5 gibi kabul ettirdik hastayı ve buradan sevki gerçekleştirdi. Gittikten sonra da öğlen ameliyatı oldu. Yani şunu söylemek istiyorum. Bir konuyla takılıp, sabitlenip, basında bunu yazıp insanların kafasını karıştırmaya gerek yok. Yazdın mı bunu? Benim dediğimi de yaz. Gece saat 3'ü çeyrek geçe kalkıp sabah 4.30'a kadar bu hastanın tedavisiyle ilgili, doktor bulmakla ilgili emek çektiğimizi de yaz. Aynen. Marifet ittifada tabi diyoruz ya. Hangi hasta? Hangisi? Bıçaklamayla ilgili olan. Evet. Aynen. İsmini vermek istemiyorum. Çıktıktan sonra verebilirim. Yani hastayla ilgili bilgi vermemek adına söylüyorum. Şimdi arkadaşlar, kıymetli Mustafa abim dedi ki, ya basında ayrıcalık var. Yok böyle bir şey. Bizim sizi sizden ayırt etme gibi bir durumumuz yok. Benim hiç böyle bir durumum yok. Niye? Bu memleket hepimizin. Ben bugün Çankırı milletvekiliyim. Ben oy veren de milletvekilim, oy vermen de milletvekiliyim ya. Kimin için ne yapmam gerekiyorsa sonuna kadar varım. Ve bulunduğum süre içerisinde adam gibi eser bırakmak için buradayız. Tamam, iktidar partisiyiz. İktidar partisi mercek altına alınır, incelenir. Suat Bey gibi ince ince sorular sorulabilir. Ama bizim dirliğimizde, birliğimizde, bütünlüğümüzde hiçbir problem yok. Bizden hiçbir şekilde bu konuda mama bulamazsınız. Benim il başkanım aslan gibi görevinin başında, il genel meclisi başkanım işin başında, merkez ilçe başkanım, kadın kolları başkanım, dağ gibi gençlik kolları başkanım işin başında. Hiçbir sıkıntı yok. AK Parti burada dimdik duruyor. Ve şunu herkes iyi bilsin. Bürokraside zafiyet dediniz. Bürokraside zafiyete kesinlikle müsaade etmeyiz. Kesinlikle müsaade etmeyiz. Ahilik haftasında var ya hani bir pabucunu dam atmak deyimi. Benim vatandaşıma sıkıntı verecek bürokrat kim olursa olsun. Karşısındayım dimdik. Ne yaparsa, ne yanlış yaparsa karşısındayım. Tabii ki inisiyatif kullanabilecek durumda devam eder. Ama bu inisiyatifi vatandaşımızın aleyhine kullanırsa karşısında direktmen milletvekillerini bulur. Direktmen burada AK Parti'yi temsil eden yetkilileri bulur. Yani bizim vatandaşımıza yanlış yapmak bizlere yanlış yapmaktır. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza yanlış yapmaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız gecesini gündüzüne katacak, bu ülke için uğraşacak. İtibarı için uğraşacak, şeref için uğraşacak. Vatandaş burada bir bürokrat kendi nefsine yenik düşüp vatandaşı sıkıntıya sokacak. Yakasına yapışır. Yakasına yapışır. Size bu kadar açık ve net söyleyeyim. Bizden kimse böyle bir zafiyet beklemez. Ve Çankırı'yı da adım adım biliyoruz. Bürokratlarımızın hepsini tanıyoruz. Geçmiş hafızamız var. Kimin ne olduğunu.
bu ülke için, bu millet için, bu şehir için ne yaptığının hepsinin farkındayız. Ve her yerdeyiz, her noktadayız. Biz Cumhuriyet Bayramı'nda sabah Anıtkabir'deydik ya. Müptezel'in birisi bir yazı yazıyor. Lan yazmazsan hatırım kalır be. Üç kuruşluk yazı yazıyorsun. Kimse buna inanmaz. Kimse bize bayramımıza sahip çıkmayı falan öğretmesin. Atatürk'e sahip çıkmayı da öğretmesin. Sınıfta kalır. Size bu kadar açık ve net söylüyorum. Biz sabah orada programdayız. Öğlen Sayın Cumhurbaşkanımızla bayramlaşmadayız. Saat 1'e çeyrek kala arabaya biniyoruz. Çaykur Rizespor maçıyla ilgili ikinci yarıda buraya geliyoruz. İnsanız, acıkıyoruz ya. İnsanız. Acıkıyoruz. Misafirlerimiz vardı. İstanbul'dan Çandef Başkanımız. Yemek ikram ettik ve oradan çıktık Ankara'ya gittik. Arkadaşlar sosyal medyada bizim dakika dakika her şeyimiz ya belge altında. Akşam üstüne gittik saat 6:30'da muhteşem bir Cumhuriyet Bayramı kutlaması yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımız orada çok güzel bir konuşma yaptı. Deniz kuvvetlerimizde yarbayımızla görüştük. Hava kuvvetlerimizde binbaşımızla görüştük. Teyabeb'de, Rasulayn'da, öbür tarafta yüzbaşlarımızla görüştük. Onlar da bizim Cumhuriyet Bayramımızı kutladı. Bizler de onları alkışladık. Duygusel oldu orada arkadaşlar. Biz her yerde varız. Bizi kimse sorgulamasın. Sorgulayacak baba yiğit varsa gelsin bizle beraber bir 48 saatini geçirsin. Ben her gece yattığımda, başımı yastığa koyduğumda kesinsiz uykuyum diyebilen bir insan değilim. Gece kalkıyorum, işte bir problem oluyor, vatandaş arıyor. İşi halledene kadar uyumuyorum arkadaşlar. Bunu yaparken de büyük bir mutluluk duyuyorum. Büyük bir zevk alıyorum, haz duyuyorum. Vatandaşımın sıkıntısına, vatandaşımın problemine yardımcı oldum diye. O yüzden birbirimize daha samim olalım. Çankırı için samim olalım. İnsanlık tamam olabilir, beni sevmeyebilirsiniz. Diğer arkadaşımızı sevmeyebilirsiniz ama şehir için birbirimize katkı sunacak şekilde samim olmamız lazım. Bu samimiyeti ben sizlerden görmek istiyorum. Bütün basınıma işte burada bu huzurda söylüyorum. Evet, iktidar partisiyiz. Bizler her şeyi güzel yapmak için sizlerden yetki almış. Sizlerin daha rahat, daha huzurlu bir ortamda, daha güvenli bir ortamda hayatını sürdürme adına destek vermemiz gereken sorumluluğumuzun farkındayız. Ama bunu yapabilme adına illaki eleştireceksiniz. Eleştirilerimiz dozajlı olsun. Ama bizler de güzel şeyler yapıyorsak marifetle ittifata tabi olsun arkadaşlar. Olay bu Ercan Bey. İnşallah bu konuştuklarımızı habersinizde yayınlarsınız. Peki buyurun. Bu Söğüt'ün fabrikasıyla ilgili bir Halk Bankası görüşmeniz olmuş. Oradaki görüşmelerden çıkan sonuç ne? Yani fabrika yeniden çalışmaya başlayacak mı yoksa kalma noktası mı? Şimdi arkadaşlar Söğüt Seramik'le ilgili Sayın Cumhurbaşkanımıza ben özelde konuyu arz etmiştim. Sağ olsun Yerel Yönetimler Başkanlığı biriminde oturan Şükrü Karatepe Başkanımız, eski Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımızla bu konuyla ilgili görüşmeleri devam ettirdik. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ve arkasından Halk Bankası'yla görüştük. Halk Bankası'nda grup başkan vekilimiz, bizler, işte ilçelerimizin belediye başkanları, il başkanımız, il genel meclisi başkanımız görüşme yaptık. Firmanın yüksek derecede bir borcu var. Ama bununla ilgili meclis kapanmadan önce işte ödemelerde tıkanan ve yapılandırma yapan firmalara tekrar yeniden bir yapılandırma imkanını çıkartan bir kanun çıkarmıştık. Bu da 2 hafta önce Bankalar Denetleme Kurulu tarafından imzalandı ve sisteme girdi. İnşallah şu anda şirketle Halk Bankası arasında görüşmeler sürüyor. Tabii sadece Halk Bankası'na borcu yok. Değişik finans kuruluşlarına da, bir iki bankaya da borcu var. Onlarla ilgili de Halk Bankası görevin hepsini üstüne aldı. Çünkü bu konuda olayın da farkındalar. Bizim de işin üzerinde özenle durduğumuzun, Cumhurbaşkanımızın da durduğunun farkındalar. O firmalarla görüşecekler, ödeme planlarını oluşturup arkasından da belli bir miktar fabrikaya katkı sunarak inşallah düşünce en geç yıl sonuna kadar bu işi bitirip marşa basıp oradaki kardeşlerimizi tekrar o işin başına geçirmeyi umuyoruz. Şu anda öyle bir şey yok. Şu anda öyle bir şey yok. Sadece Halk Bankası'nın yetkilileri orada bu yönetim noktasında işin başında bulunabilecek eşdeğer başkan mı olur artık nasıl olur bilemiyorum. Öyle bir çalışma var. Sayın Başkanım çok bir soru sorabilir miyim? Tamam.
Sayın Başkanım malum olduğu üzere 31 Mart seçimlerinde biz Çankırı yerelde Milliyetçi Hareket Partisi Çankırı Belediyesi devraldı. Evet. Çankırı'ya baktığımız zaman belediye Milliyetçi Hareket Partisi'nde milletvekilleri AK Parti'de. Evet. Çankırı'da iki siyasi parti her ne kadar böyle sesli bir şekilde bir yarış olmasa da bir yarışın içindeler. Çankırı siyasetine kim hakim diye sorsak yanlış bir soru sormuş olur muyuz diye sorsak. Yanlış sorarsın, millet hakim Çankırı siyasetine. Kim hakim ya? Milletin çizdiği... Vallahi ya tabii ki niye böyle bir renk giriyorsun? Sayın Bekir. Şu anda bir girmişken konuya bir şey soracağım. Şimdi, sorusu gitti güme. Yok adım ama. Şöyle fakir açılışını Sayın Belediye Başkanı hani kendi yapmış gibi böyle bir görüntü verdi. İşte geçen gün Demiroğlu'nda da öyle bir görüntü verildi. Bu konularda hiçbir şey söylemeyecek misiniz? Şimdi arkadaşlar, Sayın Başkan müsaade var mı? Tabii abi sen. Yani Mürtün Yavuşoğlu farkına gidip bir açılış yaparsa falan işte İmamoğlu'nun... Şimdi arkadaşlar bakın. Sayın İsmail Hakkı Esen de bu memleket için bir değer. Milletvekilleri de, il başkanları da, yani hem diğer partimizin hem bizim partimizin, herkes bir değer. Bizim vatandaşımız tarafından aldığımız bir kredi var değil mi? Vatandaş bize bir kredi verdi. Dedi ki ya sen işte bizi temsil etmek üzere meclise git, sen bizi temsil etmek üzere belediyeye git, sen teşkilatımızın başında olmak üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla teşkilatın başında ol, işte il genel meclisi başkanı. Herkesin kendine göre bir görev alanı var. Bunların hepsi gelip geçici zaman dilimleri. Mühim olan bizim burada bulunduğumuz zaman içerisinde bu işleri layıkıyla yapıyor olmamız. Vatandaşımızın evet benim oy verdiğime değdi, İşte bu, olması gereken tablo bu dedirttirecek bir duruma girmemiz. Kıymetli başkanımız TOKİ ikinci etap işte hak sahiplerine anahtar vermeyle ilgili demek ki o anda unuttu. Göremedi. Arkadaşlar da belki de uyaramadılar. Olabilir, olabilir. Ben onun altında hiçbir şey aramıyorum arkadaşlar. Olabilir. Kıymetli belediye başkanımız kalbinde bir art niyet olan, düşüncesi fikri çok farklı olan bir insan değil. Derdi tasası bu memlekete hizmet. Ben bu konuda bilgim var. Biliyorum. Kendisini de çok eskiden beri tanırım. Sıkıntı yok. Ama o anda demek ki oradaki yetkili arkadaşlarımız bu konuda ikaz etmeyi unuttular. Olabilir. Mesele şu. Mesele oraya takılıp kalmayalım. Yolda asfaltı da yapmış. Onu da takılıp kalmayalım. Ha asfaltı yapan biziz. Niye? Yenice'ye 31 Mart'tan önce gidip iç Yenice'nin yolu yapılacak size söz veriyoruz diyen biziz. Ve bununla ilgili de bize katkı sağladı belediyemiz. Özel idare marifetiyle orası yapıldı ve şu anda İç Yenice köyün hizmetine sunulmuş durumda. Güle güle kullansınlar. Olay şudur. 31 Mart, 31 Ekim. Ne kadar olmuş? 7 ay mı? 7 aydan beri ben il belediye başkanıma şunu söylüyorum. Başkanım, Çankırı için yapabileceğimiz ne var? Ne yapacağız? Ankara'da neyi takip etmemiz gerekiyor? Ben bu memleketin hizmetkarıyım. Ve senin de söylediğin güzel projeler, akla, vicdana uygun projelerin hepsinin takipçisiyim. Ne yapabilirim diye ben 3 kere telefon açtım. Kendisini birebir gördüğümde de söyledim. Hatta geçen TOKİ ile ilgili de bir konu oldu. İşte oranın yönetim giderlerinin yüksekliği, ilk başta bir TOKİ tarafından paranın alındığının rakamının yüksekliği ile ilgili bir şikayetler oldu. Kendisine ilettim. Zannediyorum işinin yoğunluğu münasebetiyle zaman bulamadı. Ama ben oradaki TOKİ sakinlerini alıp TOKİ başkanına götürdüm. Hem o ilk başta aldıkları para 850 TL'ye yakın bir para iptal ediliyor. Hem de yönetim giderleri altında işte metrekareye göre 120 TL, 150 TL her ay alınan para iptal ediliyor. Ve bunun yanında da arkadaşlarımıza kira yardımı ile ilgili bir çalışma yapılıyor. Bunun da Ankara'da takipçisiyim. Şunu demek istiyorum. Biz işlerimizi takip ediyoruz. Ben hiçbir şeyden yüksünmem. Vay efendim Çankırı'ya şu hizmet gelmiş de İsmail Hakkı Esen yapmış. Allah bereket versin ya. Onun yaptığı da bizimdir. Benim öyle bir derdim yok. Derdim şu memlekete hizmet getirmek. Başka hiçbir şey değil. Grup başkan vekilimiz var. İl milletvekili var. Belediye başkanı var. Arkadaşlar biz ittifakız. Son cümlem şu. Cumhur İttifakı'nı biz meclise nasıl temsil ediyorsak minyatüründe Çankırı'da öyle temsil eder. Diyeceğim budur. Yeni bu kentsel dönüşümle alakalı bir şey var mı Sayın Bekir? 40 evlerin kentsel dönüşümle alakalı orayla ilgili de sözümüz var. Biz 31 Mart'tan önce söz verdik.
Dedik ki burayla ilgili kentsel dönüşüme ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Biz sözümüzün arkasındayız. Ama biraz önce dedim ya, Sayın Başkanım'la 3 sefer konuştum diye. Bununla ilgili henüz dönüş olmadı. Orada bu işle ilgili arkadaşlar var, ilgilenen. Onlar bizim Çankırı'da, şeyde AK Parti'de yaptığımız Halk Günü buluşmasına 2 seferde geldiler. Ve kendilerine aynen beyan ettik. Belediyemizle konsorsiyum olalım. Ne yapacaksak gidelim bu işi çözelim diye. Ama biz onlardan bir dönüş yok. Çünkü bu olay yerel ayakla takip edilecek bir. Ya biz burada masaya yumruk vurmak için falan gelmedik arkadaşlar. Yani burada bizim derdimiz masaya yumruk vurmak, birilerine işte laf söylemek, birilerine bir şey manası, biz burada gönülleri kazanmaya geldik. Biz burada gönül işimizi vurmak değil. Tabii bizim gönül kurmak için. Ha, yeri geldiği zaman vururuz ama burada masaya yumruk vurup da ya biz burada masa siyaseti yapmaya da gelmedik. Bu arkadaşlar masa siyasetini anladığım kadarıyla biraz daha ön plana tutuyorlar ve masa başında bu işleri yürütmeye çalışıyorlar. Ya biz alandayız, sahadayız. Biz burada halkın içerisindeyiz. Eğer Çankırı için siyaset yapılması gerekiyorsa gelirsiniz Çankırı'da, halkın içerisine girersiniz. AK Parti İl Başkanlığı diye bir başkanlık makam var. Buraya gelirsiniz, Sayın İl Başkanım var mı bizim Çankırı'ca yapacağımız bir şey diye söylersiniz ama maalesef bu arkadaşlar sadece Ankara'da böyle yüksek kulelerde, diğer alanlarda bir işte gelen kişileri orada ağırlayarak siyaset yapma yoluna gidiyorlar. Artık onların da kendi yoğurt yiyeci, ne diyelim, biz bir şey diyemiyoruz. Yani sonuçta burada halk bunun cevabını verecek. Burada ha ya genel merkez orada bizi uygun görmüş. Ya reisimiz hani bilemiyoruz, yanlış yaptı diyecek bir kişiyi de göremiyoruz. O sebepten biz bundan sonra da görevimizin başındayız. Eğer gelirse arkadaşlarımız bu AK Parti için, AK Parti camiasına katkı sağlayacak herkes bizim başımızın üstünde. Başkanım Allah razı olsun. Size sağ olun. Allah razı olsun. Cevabını aldın mı sabah? Teşekkürler. İyi bir cevap aldın yani. Bunu özellikle vermen lazım. Gelsin Çankırı'da yapsın. Tabii onu diyor. O kadar. Evet. Meydan burada diyor. Yani şimdi ben nasıl bir başka il başkanı arayayım arkadaş? Peki başkanım, Celal Kavan'ın en son evi ben terk edeceğim. Evet. Doğru ya bizim... İnşallah yeni olur. Hadi sonra şimdi hayırlı olur inşallah. Hayırlı. Şimdi onu da söyleyeyim, bizim için Celal abiyle 2004'ten beri beraber çalışıyoruz biz. Şimdi 2004'te belediye meclisi, ben yani sonuçta buraya gelirken hani arkadaşlar tanıyorlar, biz burada gökten zemin inmedik ya. 15 yıl belediye meclis üyeliği yaptık, belediye başkan vekili yaptık. Hep siyasetin içindeydik. Celal abiyle 2004'ten beri ben birinci başkan vekili, o ikinci başkan vekili, belediyede çalıştık. Sonra kent konseyi başkanı, kurucu başkanıydım ben. Kent konseyi ben ona devrettim. Başkanım, biz sizi böyle görmek istiyoruz. Ha, inşallah. Sayın Bey, biraz önce ilimcilerimize vuracağım. Çok güzel, teşekkürler. Sağlık müdürü değişti. Efendim, senin başkanlık değişti. Köçü İdaresi müdürüsü değişti. İzlemeye devam edin. Geçiş var, önümüze gidecekler siz. Onun akıbetine durumda. İzlemeye devam edin. Ben senin sorunun ne olduğunu bildiğim için izlemeye devam edin diyorum. Çakalı.